hak din davasında olan Müslümanların bu iddialarında samimi olmadıkları için, genel anlamda da var olan bolluğun kıymeti bilinmediği için Cenab-ı Hakk'ın bir eyyamullah'a geldi. Bu eyyamullah sana nimetin kıymetini hatırlatacak, şükrünü yapmadığın hayatın sana azabını, ızdırabını göstererek şeyini alacak, yani onun hakkını alacak. Dedim ki bunun neticesinde kıtlık gelebilir. Kıtlık gelebilir. Yani bu ilk yaptığım konuşmaların bir tanesinde kıtlık gelebilir, kıtlık gelir. Neden? Çünkü siz insanları bu hastalığı durdurmak için içeriye tıkacaksınız. Hatırlayın, yani çiftçi bile bahçesine gidemedi uzun bir müddet. Yani en az bir 3-5 ay. Yani bir tarlada, bir tarlanın, bir bağın, bostanın bir ay elini üzerinden çektiğin zaman sana o yıl ürün vermemesi normaldir. Yani. Hem de Mart ayı dediğimiz bir zamanda kapanma oldu dünyanın genelinde. Bu bütün dünyada üretimin yapıldığı devreleri durdurdu. Böylece bunun neticesinde bir kıtlık gelecek. Kıtlık dediğim bir azlık geleceği. Nimetlerin azalacağı. Azaldığı zaman da bunun neticesinde bir zam geleceği, yani fiyat artışının geleceğini beklemek yani beklenen bir görünüyordu diyorsun. Yani görünen oydu. Fakat yine buna da mukadderat noktasından baktığın zaman kullandığın nimetlerin pahalandırılması da ilahi bir operasyondur. Yani ben şimdi şöyle bir mümin gözüyle bakıyorum. Sen istersen kabul etmeyebilirsin. Filan iktidar geldi, bunu yaptı, feşmeken yaptı, bunu yaptı diyebilirsin. Yani buradaki pahalılığı diyelim ki bu iktidar yaptı. Dünyadaki pahalılığı kim yaptı? Dolayısıyla bu bir genel şu mevsimin getirdiği bir sonuçtur. Bu mevsimin sonuçları da bize isabet etti. Neden? İşte ya nankörlüğümüzden dolayı, ya elimizdeki nimetlerin hakkını vermemekten dolayı. Bizde bu kadar şarlatanlığın kopması, bu kadar yüksek oranda ses, avazın çıkmasının sebebi bizim muhalefetimiz ve basınımızdır. Ben burada bir şey söyleyeceğim. Allah beni affetsin. Ben Türk basınının sağıyla soluyla kendi nefsinden müteharrik olduğuna kani değilim. Tam 27 sene haber üreticiliği yaptım. Değişik gazetelerde de çalıştım. Bizim yani bir kısım basınımız beslemedir. Batı besler onları. Fonlananlar diyoruz şimdi onlara.